Merhabalar, Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda şahane çilekli bir pasta tarifi vereceğim. Çileklerin taze taze olduğu şu dönemde sıklıkla yapacağınız oldukça basit bir tarif olacak. Şekli, sunumu şahane, oldukça da kolay. Evde yapıp hem misafirlerinize hem sevdiklerinize ikram edebileceğiniz güzel bir tarif. Malzeme listesini ben aşağıda belirttim. Burada da her aşamada sayayım. 2 yumurta kullanacağız. 1 çay bardağı toz şeker kullanacağız. Çay bardağı ölçüm 120 mililitredir. Ve 1 paket vanilyayı bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Ve krema rengini alana kadar, yani rengi açılana kadar bir güzel çırpıyorum. Az malzemeli bir kek olduğu için burada çırpma işlemi çok önemli. Ne kadar iyi çırparsanız o kadar güzel kabaracaktır. Yarım çay bardağı ıspanak pürem var. Bir tutam ıspanağı azıcık suda blenderdan geçirdim. Herhangi bir pişirme işlemi yapmadım çiğ haliyle. Ekliyorum, karıştırıyorum. Bu güzel bir renk verecek. Şimdi içerisine unumu ve kabartma tozumu ilave edeceğim. Un miktarı 1 çay bardağı artı 1 yemek kaşığı olacak şekilde ve 1 pakette kabartma tozu kullanıyorum. Bir güzel eliyorum sıvı karışımlarımın içerisine. Eleme işlemi önemli oluyor bu tarz pastalarda. Özellikle ince bir hamur olduğu için her tarafından eşit kabarması için elemeyi atlamayın. Eledikten sonra güzelce karıştıracağım ve ıspanaklı kek hamurum hazır. Az malzemeli, oldukça ince bir hamur olacak. Zaten istediğimizde altta böyle bir taban oluşturması. 26 santimlik bir kelepçeli kalıbım var. Onun üzerine içine yağlı kağıt serdim ve hazırlamış olduğum bu kek hamurumu döküyorum. Önceden ısıttığım 180 derece 600 tayar fırında kürdan testiyle piştiğinden emin olana kadar pişireceğim. Piştikten sonra bir kenara alın ve onu soğumaya bırakın. Kekimizin soğuk olması lazım. Kekimiz soğurken biz de kremalı kısmımızı yapacağız. Oldukça basit kremalı kısmı yapmak. Bu aşamada tüm malzemelerin soğuk olması lazım, unutmayın. 2 poşet krem şanti, 1 kutu krema, 200 mililitrelik labne ve yarım su bardağı da süt kullanacağız. Yani 1 çay bardağı süt olacak. Krem şantileri karıştırma kabının içerisine alıyoruz. Üzerine sütü, kremayı ekliyorum. Tüm malzemelerin özellikle soğuk olmasına dikkat edin. Böylece kremamız daha güzel kıvam alacaktır. Ve 200 gramlık labneyi ilave ediyorum. Yani malzemelerin tamamını karıştırma kabına alın ve mikserle beraber çırpın. Küçük devirde başlayıp yüksek devire gelin. Gayet güzel köpürecek. Homojen hale geldiğinde bırakın. Çok fazla çırpmayın. Çok fazla çırparsanız çökebilir. O yüzden kıvam ayarlamasını iyi yapmanız lazım. Soğumuş kekimizin üzerine hazırladığımız bu kremamızı döküyoruz ve düzeltiyoruz. Bunu buzdolabına kaldırın. En az 1 saat olacak şekilde buzdolabında dondurun. Eğer vaktiniz varsa 2-3 saat kadar da buzdolabında beklemesi iyi olacaktır. Daha böyle tok bir krema halini alır. Buzdolabımızda soğutalım. Buzdolabında soğuttuktan sonra üstünün çilekli kısmını yapacağız. Buzdolabına gönderiyorum şimdi. Ben kendi kekimi, yani pastamı 5 saat kadar beklettim buzdolabında. Vaktiniz varsa böyle bekletin, çok daha güzel olur. 5 saatin sonunda çıkarıyorum ve üzerinin çileklerini yapacağım. Yaklaşık 10-15 tane kadar çilek kullanıyorum. Çilekleri böyle gelişi güzel dilimledim ama arzu ettiğiniz gibi dilimleyebilirsiniz siz. 2 pakette jöle kullanacağım. Çilekli jöleyi üzerinde yazan miktardan biraz daha az suyla kullanın. Her markanın üzerinde farklı yazdığı için özellikle su miktarını belirtmek istemiyorum. Bu böldüğüm, dilimlediğim çilekleri şimdi pastamın üzerine koyuyorum. Hazırladığım jölenin ilk sıcağı geçti. Unutmayın, çok fazla soğumaması lazım. Çok fazla soğursa
düzgün durmuyor. Mesela ben biraz çekim sırasında gereğinden fazla soğumaya bırakmışım. O yüzden istediğim pürüzsüzlükte olmadı. Siz çok fazla bekletmeyin. İlk sıcağı çıktıktan sonra çileklerin üzerine dökmeniz yeterli. Ama çok sıcakken de dökmeyin, kremanın içerisine geçebilir. Bir gece buzdolabında beklettim. Bir gecenin sonunda şimdi kalıptan çıkarıyorum. Etrafını keskin bir bıçakla dönün. Pasta ve kalıp arasını böylece çok daha kolay çıkacaktır. Hafif titreterek kalıptan çıkartması gördüğünüz gibi oldukça da kolay oluyor. Çilekli, ıspanaklı pastamız şu anda servise hazır. Hem çok lezzetli hem de görünümü o kadar güzel ki böyle bahar bahçelerini anımsatan, altta yeşillikler, üstte kırmızı çiçeklerin olduğu, beyaz sarı papatyaların olduğu bir bahar pastası gibi. İki bıçak yardımıyla kaldırıp servis tabağına alıyorum. Kenarındaki yağlı kağıt fazlalıklarını yırtarak alabilirsiniz. Şimdi dilimleyeceğim ve size iç kısmını da göstereceğim. Yumuşacık dokusuyla gerçekten muazzam bir pasta. Benim misafirlerime sıklıkla yaptığım pastalardan bir tanesi. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanlara afiyetler olsun. Yeni videolarda